Türkiye'de özellikle anlatılan şey şudur, yani Avrupa'da yere düşsen kimse seni kaldırmaz. Hayır, hakikaten öyle bir şey yok. Vergiler yüksek. Evet, yüksek ama insanlar bundan şikayetçi değiller. Çünkü vergilerin kestiği, yani net hale döndüğünde o para yine birçok şey yapmanızı sağlıyor. Danimarka hükümet bursu alıyorum. Bu bursumu eğer hükümeti eleştirirsem keserler. Yani böyle bir şey söz konusu olmadı. Çünkü özgür eğitimi her bir şekilde hissediyorsunuz. Yani insan neden temkinli davranır? Kendini güvensiz hissettiği zaman, bir tehdit algıladığı zaman. Ama o tehdidi algılamıyorsunuz ki, yani tehdit denen bir şey yok ortada. Üniversiteye başlamadan önce Mersin'de ortalama bir lise öğrencisiydim. Annem ev hanımı, babam da emekliydi. Ortalama veya ortalama altı bir maddi geliri olan aileden geliyorum. Şimdiki hayatımı karşılaştırdığımda şu yaptıklarımı, günümüzde yaptıklarımı sanıyorum ki tahmin edemeyeceğim bir hayatım vardı. Aslında ben her zaman tarih okumak istedim, akademisyen olmak istedim. Ben tarih okuyacağımı söylediğimde gerek hocalarıma, aileme ilk başta karşı çıkmışlardı. Ne yapacaksın, işsiz kalacaksın, saçmalama gibisinden. Ben kendime inanıyordum ve bu yüzden de bu bölüme hazırlanmaya karar verdim. Çok fazla çalışmaya başladım. İlk başta insanlar bana inanmadı çünkü çok ortalama bir lise öğrencisiydim. Hakikaten sonra ben devam ettirdikçe bunu insanlar bana inanmaya başladı. Ben derece yaptım ve derece yaptıktan sonra da Koç Üniversitesi Tarih bölümü birinci tercihimle geldi ve ben %100 tam burslu olarak Koç Üniversitesi Tarih bölümüne 2016 yılında başladım. Mesleki kaygım var mıydı? Evet, vardı. Her Türk genci gibi vardı. Ben her zaman bir akademisyen olma modelinde kariyerimi inşa etmek istiyordum. Fakat yıllar geçtikçe gerek Türkiye'deki ekonomik durumlar, gerekse Türkiye'de birçok şeyin değişmesi ve bu değişimin aslında üniversiteye de yansıması çok birbirinden bağımsız olaylar değildi. Ve akademide para kazanmak hakikaten bazen çok geç olabiliyor. Bazen 30'ların ortasında, 30'larınızın başında para kazanabiliyorsunuz. Tabii bu içgüdüsel olarak insanı hakikaten böyle endişeye düşüren şeyler. Ve ben üniversite ikinci sınıfta ben yurt dışına gitmek istiyorum demiştim. Fakat bana hocalarımın dediği şey şuydu. Saçmalama, yurt dışında master için burs bulamazsın. Master'ını burada yap, daha sonra doktoraya gidersin. Koç'ta çap yapıyorsun, yan dal yapıyorsun, hazırlık okuyorsun. Master'da ders gördüğün hocalar değişmiyor. Durum böyle olunca benim içimdeki yurt dışı ateşi belli zamanlarda sönüyordu, belli zamanlarda tekrar hararetleniyordu. Tabii ki maddi kaygılar artık daha fazla, tabii yaş da ilerliyor, mezuniyet yaklaşıyor. Çok daha fazla insanın içini sarıyor. Ve ben pandemide akademiyi bırakıp özel sektöre geçmeye karar verdim. Dedim ki bir koç mezunu olarak neden iş bulamayayım? 100'e yakın, hatta 100'ü aşkın pozisyonlara başvurdum. Belli bir takım mülakatlara giriyordum. Sonra mülakatlardan çıktığımdan sonra da yaklaşık böyle bir hafta içerisinde de ilginiz için çok teşekkür ederiz mailleri alıyordu. Benim için çok depresyonlu bir zamandı ve ben iyice bir çıkmaza girmiştim. Yani bir yanda her yılda fakirleşen, yoksullaşan bir ülke ve aile. Diğer yandan yabancı dil sınavından sizin başvururken okula ödeyeceğiniz başvuru ücretleri, ki bunlar da döviz cinsinden ve her gün artan bir döviz değeri var. Ben artık gelen bursumdan yarısını sırf başvurular için ayırdığım zamanları, günde gerçekten bir iki öğün yemek yediğim zamanları hatırlarım. Fakat hiçbir zaman içimdeki umut bitmedi. Yani illaki bu kadar emeğin her zaman bir karşılığı vardır. Ve benim 2021 Eylül'de başvuru sürecim başladı. Okulların bazıları para isterken bazıları da Türk öğrencilerden başvuru ücretleri almayacaklarını ilan ettiler. Ve bu benim için hakikaten çok büyük bir kolaylık oldu. Ve ben böyle birçok ülkeye başvurdum. Yani okul seçmekten ziyade ben tamamen gitmeye odaklanmıştım. Yavaş yavaş kabuller gelmeye başladı. Şu anki master yaptığım Kopenhag Üniversitesi'nden de kabulüm 1 Şubat günü geldi. Tabii kabul alıyordum bu zamana kadar ama işte yok
kısmi burslu. Yani benim kısmi burslu gidecek bir durumum da yoktu. Danimarka'dan, özellikle Kopenhag Üniversitesi'nden mektup aldığımda kız arkadaşımla kafede oturuyorduk ve kabul mektubu geldi. İçerisinde burslu olduğum yazılıyordu. Biz inanmadık. Sonra yarım saat, bir saat geçti. Ya hakikaten tekrar tekrar okuyoruz. Doğru. Yani tam burslu kazanmışım falan böyle. Bu sefer sevdiğim insanları aramaya başladım. Benim için hakikaten çok güzel bir gündü. Danimarka hükümet bursundan bahsedecek olursam, eğitim ücretinin yanında aynı zamanda cep harçlığını da karşılayan bir miktar. Kalacak yeri sana verilen miktarla karşılıyorsun. Bu anlamda hakikaten güzel bir burstu ve benim şu an bulunduğum fakülte, Faculty of Humanities, yani İnsani Bilimler Fakültesi'nde bu bursu alan tek kişi benim. Kabul aldığım bölüm ileri göç çalışmalarıydı, yani Advanced Migration Studies'di. Müfredatımız Eylül'ün, 2022'nin Eylül'ün başında başlıyordu ve benim Ağustos sonunda Danimarka'da olmam lazımdı. Tabi bir yandan vize çıkmamış, bir yandan kalacak yeri halletmeniz gerekiyor ve Danimarka hakikaten kiraları oldukça pahalı bir ülke. Odayı veya işte o daireyi tutmadan önce senden 3 aylık depozitoyu ve kirayı istiyor ve bunlar hakikaten yüksek meblağlar. Özellikle döviz kuruna kıyas sadığımız zaman bunlar çok yüksek bütçeler. Yani bulundu, buluşturuldu. O da çok ciddi anlamda bir meseleydi. Ve kalacak yeri de bir şekilde ayarladım. Ben şu an bir yurtta kalıyorum. Paylaşımda bir odada. Yani bir oda arkadaşım da var. Yurduma ödeyeceğim kira aslında bursumun büyük bir miktarını karşılıyordu. Fakat şu yönden rahattım. Vizemi almıştım ve çalışma iznim vardı. Danimarka'da bir öğrencinin part-time çalışarak hem kirasını ödeyebildiğini, hem günlük masrafını karşılayabildiğini biliyordum. Ben üniversite zamanımda da okulun belli kurumlarında part-time olarak çalıştım ve ben bunu yapabilirim diye düşündüm. O da halloldu, o da halloldu derken benim Danimarka'ya olan yolculuğum Ağustos sonunda başladı ve ben 25 Ağustos'ta Danimarka'ya uçakla gittim. Danimarka'ya ilk indiğimde Kopenhag Havalimanı'na benim gördüğüm ve dikkatimi çeken ilk şey hakikaten çok mütevazıydı. Daha sonra uçaktan indim, metroya bindim ve özellikle şu dikkatimi çekti. Burada metroya bindiğinizde, özellikle İstanbul için konuşuyorum, İnsanlar mutsuzdur, birbirlerine bakarlar. O yoktu yani, insanlar kesinlikle birbirine bakmıyordu ve insanlar devamlı gülüyordu. İlk beni o şaşırtmıştı. Daha sonra geldim, yurduma yerleştim ve şunu gördüm. Bize Türkiye'de özellikle anlatılan şey şudur, yani Avrupa'da yere düşsen kimse seni kaldırmaz. Hayır, hakikaten öyle bir şey yok. Yani ben yardım istiyorum veya şu konuda bana yardım edebilir misiniz diye sorduğumda hakikaten insanlar işlerini bırakıp ve hiçbir itiraz etmeden sana yardım ediyorlar. Hakikaten söylemezsen kimse senin umursamaz. Öyle bir şey var ama yardım istiyorum dediğinde hakikaten Danimarkalılar, özellikle Kopenhag'da yaşayan Danimarkalılar çok çok yardımseverler, birbirlerine saygılılar. Danimarka'daki öğrencilik deneyimimin ilk başladığı zamanlar hakikaten benim için tam bir kültür şokuydu. Özellikle benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi, sınıfta code of conduct dediğimiz şeyler belirlendi. Yani temel sınıfın kuralları belirlendi ve bu kurallar açısından insanların kimliklerine, insanların cinsel yönelimlerine, insanların etnisitesine saygı duymak gibi şeyler belirlendi. Ve şöyle bir madde vardı orada. İngilizce kimsenin burada, birçoğumuzun ana dili değil ve bu anlamda lütfen kimseye saygısızlık yapmayın. Bu benim için hakikaten ilginçti. Sınıfta sizi olduğunda en çok rahatsız edecek şey ne olurdu? Ya hakikaten bunları duymak, özgür düşünce ortamını, özgür ders ortamını sana önceden taahhüt ediyorlarmış gibi bir algı oluşuyor ve bu hakikaten çok güzeldi. Ve insanlar gerçekten bunu uyguluyorlar. Bu beni çok etkilemişti. Danimarka'da okuyan öğrencilerin veya gerçekten dünyanın birçok köşesinden, özellikle Avrupa'dan gelen öğrencilerin eğitime baktıkları algıyla Türkiye'deki öğrencilerinkiyle çok çok farklı. İnsanlar çok meraklıydı. Yani insanlar mesela Danimarka'da, benim en azından master programımda, oraya o konuyu tartışmak için gidiyor. İstekli gidiyor. Yani ben devamsızlık yapan öğrenci çok 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 azdır.
insanlar tartışıyorlar, fikirlerini özgürce ifade edebiliyorlar. Yeri geldiğinde bir bakmışsınız Dan hükümeti eleştiriliyor. Danimarka'nın iltica sistemi hakikaten çok ağır bir şekilde eleştiriliyor derste ve bu beni hakikaten çok etkiliyor. Danimarka hükümet bursu alıyorum, bu bursumu eğer hükümeti eleştirirsem keserler. Yani böyle bir şey söz konusu olmadı çünkü orada gerçekten özgür eğitimi her bir şekilde hissediyorsunuz. Yani insan neden temkinli davranır? Kendini güvensiz hissettiği zaman, bir tehdit algıladığı zaman. Ama o tehdidi algılamıyorsunuz ki, yani tehdit denen bir şey yok ortada. Hakikaten çok özgür bir ülke ve bu özgürlüğü toplumun her alanında hissediyorsunuz, buna sosyal hayatta dahil. Danimarkalılar mutlu insanlar, çok fazla yasakları yok. Eğlenmesini, gezmesini bilen insanlar ve benim en fazla dikkatimi çeken şey şu oldu. Mesela o gün geziliyorsam sadece gezmeye ayrılıyor. Yani o vakit ona ayrılıyor. Hani bizim her zaman kafamızda şu oldu. Yani sokağa çıktığımızda benim bir şeyler yapmaya param yetecek mi? Bu parayı harcarsam ben yarın ne yapacağım veya ay sonunu nasıl getireceğim? Veya birçok düşünceler. Danimarka'da sokağa çıktığınızda hissettiğiniz şey, ya ben nasıl eğlenirim? Veya yeni yerleri nasıl keşfedebilirim? Bisikletle mi gitsem yoksa toplu taşıma aracını mı kullansam gibi sorular oluyor. Danimarka'da part-time olarak çalıştığınızda öğrenci olarak saatlik çalışma ücreti var. Çalışma ücretlerini işverenle işçiler ortak bir mütabakatta aslında belirliyorlar. Fakat ortalama Danimarka'da saatlik çalışma ücreti 125 krondan başlar ki bu vergilerle 90-80 krona kadar iner. Fakat siz 2 saatlik veya 3 saatlik bir çalışma ücretiyle, hani biraz daha gerçekçi olalım, 5-6 günlük bir alışverişinizi yapmanız kesinlikle mümkün. Belli bir takım part-time işler yaptım ve ben mesela 2 saatlik bir çalışma ücretiyle bir tane mutfak aracı aldım. Ve ben şaşırdım yani. Bunu Türkiye'de almaya kalktığımda asgari ücretin yarısı oluyor. Tabii ki belli şeyler pahalı. Özellikle hani Türkiye'ye kıyasla. İşte meyve sebzedir, şudur budur vesaire. Soğuk bir ülke. Hani Danimarka çok pahalı dediğimizde sanki her şey böyle ateş pahası, her şey zamlanan bir şey. Öyle değil. Yani vergiler yüksek. Evet yüksek ama insanlar bundan şikayetçi değiller. Çünkü vergilerin kestiği, yani brüt halinden net hale döndüğü de o para yine birçok şey yapmanızı sağlıyor. Ve bir yanda da rahatlık sağlıyor. Çünkü benim geceleri Danimarka'ya gitmeden uykum kaçardı. Ben nasıl geçineceğim diye. Ama para denen şeyin değerli olduğunu görünce insan belli bir şekilde geçiniliyor yani. Bu çok bir sorun oluyor mu? Hayır, olmuyor. En azından Türkiye'deki bir öğrencinin yaşadığı zorlukları göz önüne alınca. Benim master programım 2 senelik bir master programı ve 2024'ün Haziran'ında bitecek olan bir program. Peki Danimarka'da kalmak isteyen ve Avrupa Birliği vatandaşı olmayan bir insan Danimarka'da kalabilir mi? Bence kalabilir. Yani Danimarka istihdam konusunda gerçekten eksik. İki taraftan ele alalım. Biri akademi, biri de özel sektör. Özel sektörde, yani bir staj pozisyonunda başladığınızda şirket seni bir yatırım olarak görüyor. Yani ben onu finanse edeyim, ben onu işi öğreteyim ve bu insan benimle kalsın. Hani bu yatırımın boşa gitmesin mantığı var. Akademiye döndüğümüz zaman, akademide de ne kadar pozisyonlar sınırlı olsa da kendini gösteren insanlar hakikaten kalabiliyorlar, kalıyorlar da. Yani birçok araştırma görevlisinden tutun da doktor öğrencisine kadar göçmen oranı çok çok fazla. Bizim fakülte içerisinde de bu geçerli. Ve o yüzden şunu görüyorum. Özellikle Avrupa dışında gelen öğrencilere baktığımızda Avrupa vatandaşları öğrencilere kıyasla çok daha gerginler. Çünkü kalmak istiyorlar. Özellikle o özgürlüğü, o maddi imkanı, maddi zenginliği, refahı gördükten sonra insan hakikaten o gelmek istemiyor ve çabalıyorlar. Yani bunu görüyorsunuz. Yani kalmak mümkün mü? Evet, mümkün. Kişisel olarak ben Türkiye'ye döner miyim konusunda daha önce de programlarınızı izledim. Türkiye'de işte seneye bir şeyler değişirse gelirim. Yani ben olaya öyle bakmıyorum. Akademiden ilerleyeyim veya özel sektörden ilerleyeyim fark etmez yani. Ben Türkiye'ye döndüğümde burada bir şeyler değişse bile yani yarın bir gün ben yine
aynı şeyleri yaşamayacağımın garantisi var mı? Yani ben bir şeylerin değişeceği umuduyla yıllar, aylar, günler beklemek gibi bir şeyim yok. Yani öyle bir çabam da yok, öyle bir beklentim de yok. Bir yerde kendimize düşünmeliyiz. Bir yerde kuracağımız hayatı, kuracağım hayatı, partnerimi, ailemi, kendimi düşünmek zorundayım. Hani göçmenliği, Türk kültürümü evet üstümde taşıyacağım yani. Ben Avrupa'ya gittiğimde evet benim davranışlarım, benim yediğim yemekler, benim eğlence anlayışım, yediğim yemekler, konuşma biçimim, kendi öz değerlerim evet bu coğrafyadan farksız değil. Ama bu coğrafyayı inkar etmek de değil. Söyleyeceklerim bu anlamda bu kadar.